166. İki türlü ölüm yani çözülüm. İnsanda iki türlü ölüm vardır. Birinci tür ölüm insanın yatay evrimini yapmakta olduğu sıradaki ölümüdür. Vizyon manyetik alandaki ölüm ve doğum işlemleri hakiki Alfonova'daki doğum ve ölüm işlemlerinin sanal olarak tekrarıdır. Varlıklar 5. boyutun son frekansına kadar zamanın var olmadığını sadece anda yaşandığını, altıncı boyutta ise ölümün var olmadığını idrak etmiş olurlar. Yedinci boyut tanrılaşma bilincinin hazırlık boyutudur ve bundan sonrasında ise ölüm yoktur. Aslında hem hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da ve hem de vizyon manyetik alanda sonsuz yaşam, ölümsüz hayat kuralı her boyutta geçerlidir. Fakat beden işlevinin sıfırlandığını düşünen varlık, bedenini terk eder ve yeniden doğar. Hakiki kozmik yapıda 3. ve 4. boyut yatay evrimi sırasındaki ölümlerde hücreler teker teker yaratan boyutuna ışınlanır. İşlem gördükten sonra yine teker teker dünya insanı ana rahmine ışınlanarak insanın 3. boyuttaki dünyaya doğması sağlanır. Buna enkarnasyon denir. Enkarnasyon görevlisi Azrail'dir. Azrail sistemi hücreleri hem dördüncü boyuta ve yaratan boyutuna çıkarır ve hem de üçüncü boyuttaki ana rahmine taşır. Vizyon manyetik alanda avatarın olay olarak algılamakta olduğu tüm ölümler doğma ve doğurma olayları gibi vizyondur. Avatar tek başına bulunduğu vizyon manyetik alanındaki yansımalarının doğurduğunu, doğduğunu veya ölüp gömüldüğünü algılayabilir. Fakat avatarın kendisinin ne doğduğunu ve ne de ölüp gömüldüğünü kendisi avatar olarak tek başına olduğu için hiçbir kimse görmeyecektir. Zaten yansımaların ölebildiği konusu avatarın vizyonudur. Ölüm yoktur. Avatar kendisinin doğurduğunu algılayabilir ama bu da ölüm olayı gibi vizyon bir olaydır ve avatar yansımasını doğurduğu vizyonunu yaşar. Avatar kendi doğumunu senaryo gereği yansımalarından işitir. Vizyon manyetik alanda avatar tek başınadır ve formunun yıpranmış olduğunu ve çalışma yeteneğinin sıfırlandığını düşündüğü an bilinç olarak formunu terk eder ve yeniden doğar. Ama bu olayda avatar bilinç olarak azrail sistemi sayesinde üçüncü boyut ana rahmine vizyon yaşam gereği ışınlanmaktadır. Olaylar anda oluştuğundan avatar hiçbir şeyin farkına varmaz. Yani ölüm diye bir şey yoktur. Burada sadece enerjilerin yer değiştirmesi olayı vardır. İkinci tür ölüm insanın dikey evrimi sırasındaki ölümdür. Hakiki kozmik yapıdaki dünya insanının 3. boyuttaki 343. evrim basamağını başarıyla tamamlaması demek, şuursal, ruhsal ve bedensel evrimini tamamlamış olması demektir. İnsanın şuursal evrimini tamamlayabilmesi için düşünce gücünü 19. boyuta kadar yükseltmesi gerekmektedir. İnsanın ruhsal evrimini tamamlayabilmesi, kozmik bedenlerin titreşimlerini 19. boyuta kadar yükseltmesi ve insanlık derecesini 19. boyutun 343. evrim manyetik alanının gerektirdiği düzeye çıkarması gerekmektedir. Bedensel evrim ise formdaki tüm hücrelerin en yüksek ve aynı düzeyde titreşmesini sağlamaktır. Hakiki kozmik yapıda dünya insanı evrimini tamamladıktan sonraki ölümünden sonra tek bir şuur, tek bir bilinç olarak dördüncü boyuttan yaratan boyutuna transfer edilerek kendine benzer varlıklarla harmanlanır. Genetik yapısı da gideceği boyuta, boyutta bulunan varlıkların genetik yapısına uyumlanarak o boyuttaki bir ananın ana rahmine teker teker ışınlanarak geninin tamamlanmasını tamamlanması sağlanır ve dünya insanları harmanlanmış olarak yine tek bir şuur olarak, tek bir bilinç olarak, tek bir varlık olarak o boyuta doğar. Bu şekilde bir boyuttan üstteki boyutlardan birine tekamül için varlığı taşıma görevi Mikail'indir. Varlığın dikey evrimdeki bir üst boyuta bedenli olarak çıkışını foton kışığı sağlamaktadır. Vizyon manyetik alanda sen olan avatar ise vizyon manyetik alandaki dikey evrimin şuursal olarak gerçekleştirmekteyken yine hakiki da olduğu gibi her bir frekans ve boyut atlayışında genetik yapın değişmektedir. Sen olan avatar, vizyon olan realite yaşamında bilincini, verite denen gerçek yaşamdaki öz bilincini yükselttiğin anda vizyon manyetik alanında dünyadaki eğitimin bitmiş demektir. Ve sen o an sen ilk boyutunun frekansı Hakiki Alfonova'nın 20 boyutunun frekansında olan Betonova'da Haykatra olarak hakiki insan olarak yaşam hakkı kazanırsın. Böylece yeniden işlem görerek Betonova'daki laboratuvardan Betonova'ya ışınlanırsın. Buna da reerkarnasyon denir. 167. Anda yolculuk. Anda yolculuk yapabiliyor fakat bu anda ileriye veya geriye bir yolculuk değildir. Geçmiş veya gelecek yoktur. Sadece an vardır. Sen olan avatar her an düşündüklerini oluşturup içinde yaşıyorsun. Bu nedenle de düşünülmemiş ve yaşanmamış bir yaşama gidemezsin. Şuurunda geçmişini canlandırabilirsin. Buna da sadece kozmik bedeninle gidebilirsin ve o yaşamı da sadece camdan bakar gibi izleyebilirsin. içine giremezsin. Anda yolculuğu şöyle açıklayabiliriz. Boyutları bir piramit içinde düşün her boyutu da piramidin bir taş sırası olarak düşün. Boyutlar anı eşit olarak kullanmaktadırlar. Her boyutu da bir koşu bandına benzetirsen aşağıdan yukarıya çıkıldıkça boyutlardaki koşu bandı hızlanmaktadır. Buna göre boyutları an ve hız konusunda karşılaştırmalı düşünebilirsen sen olan avatarın dünyandaki 8 saatin her boyutta o boyutta yaşam sürmekte olan varlık için 8 saattir. Fakat boyutlarda yukarıya çıkıldıkça bant hızı arttığından örneğin Sirius sistemindeki 8 saat dünyada 30 yıldır denebilir. Örneğin Sirius'tan dünyaya anda gelen bir insan dünyada 30 yıl geçirerek tekrar anda Sirius'a dönerse orada sadece 8 saat geçtiğini görecektir. Avatar olan sen dünyadan Sirius'a gidip çok azıcık dahi kalıp dünyaya dönsen Yansımalarını yani arkadaşlarını kendinden daha yaşlı bulursun. Anı kullanarak yolculuk yapmak da şöyledir. Üst boyut varlıkları mekana dürerek yolculuk yaptıkları gibi boyutlar arasındaki an kavramını kullanarak da yolculuk yapabilmektedirler. Mekanı dürerek yol almak sadece aynı mekanda aynı boyutta yol alınacaksa olasıdır. Buna eskiler tayyi mekan demekteydi. Boyut değiştirerek yol alınacaksa piramitte bulunan her kattaki mekan mantı yukarıya çıkıldıkça hem küçülmekte ve hem de hızlanmaktadır. Buna göre de piramidin en üstündeki tepe noktasında an sıfırdır yani yoktur. Piramidin tepe noktasındaki mekan zamansızlık mekanıdır. Yani orada an bile yoktur. Üst boyut varlıkları kendi bulundukları boyuttan hiç hareket etmeden piramidin en üstündeki boyuta çıkarlar ve anda üçüncü boyuta inerler. Yeniden vurgulanması gerekirse Üst boyut varlıkları bu yolculuğu hiç hareket etmeden anında yapmaktadırlar. 168. Kadın kutsaldır. Kadınla erkek insan olarak her yönden eşittir. Kadınla erkeğin bedensel yapı farklılıkları vardır. Kadın erkeğe oranla narin yapılıdır. Cinsel açıdan düşünüldüğünde ise erkek sadece tohum ekme görevi yaparken kadın kozmik yapıdaki kara delik veya foton kuşağını yapmakta olduğu görevi yerde yapmaktadır. Hatırla, hakiki kozmik yapı olan alfa nova'da kara delik, kozmik yapı bireylerini dokuzlu birleşim sistemine uygun olarak birleştirirken, foton kuşağıda varlıkları yedili birleşim sistemine uygun olarak birleştirmektedir. Hakiki kozmik yapıda kadın vücut yapısı gereğince ana rahmi vasıtasıyla iki türlü görev yapmaktadır. Birincisi Hakiki kozmik yapıda bir önceki ömründe kendi seviyesinde evrimini tamamlamış birçok kuyruksuz piramatın yaratan boyutunda değişime uğratılıp DNA'sı değiştirilerek tekamül etmiş hücrelerini ana rahminde toplayarak dünyaya tek bir üçüncü boyut insanı olarak gelmelerini sağlar. İkincisi de herhangi bir insanın veya avatarın bir önceki ömründe bedenini terk ederken yaratan boyutuna çıkan hücreleri yeniden ana rahminde toplayarak dünyaya yeniden gelmesini sağlar. İşte bu görevler kadının kutsallığını göstermektedir. Yani ana yaratıcı güç olduğundan kutsaldır. 169. Özgür irade. Sen olan avatar bilinç seviyesi olarak heplik boyutundaysan yansımaların da kendilerine göre özgür iradeye arzu ve beklentiye sahip olduklarını düşünürsün. Bu durumda sen olan avatar ve yansımaların arzu ve beklentiniz doğrultusunda olanları iyi, güzel ve doğru olarak nitelediğinizden bunlardan mutlu olursunuz. Sen olan avatarda ve her yansımanda özgür irade vardır diye düşünürsen, perde olarak her avatar ve her yansıma iradesini özgürce ve kendi arzu ve beklentisi doğrultusunda kullanma hakkına sahiptir denebilir. Sen olan avatar, bilinç seviyesi olarak heplik boyutundaysan, yansımaların da kendilerine göre özgür iradeye, arzu ve beklentiye sahip olduklarını düşünürsün. Sen eğer heplik bilinç seviyesindeysen, arzuların doğrultusunda iradeni özgürce kullanmak isteyip kullandığına göre iradelerini özgürce arzularına göre kullanmalar için herkese yani tüm yansımalarına da hak olarak tanımalısın. Avatar olarak sende olan tüm hakları yansımalarına da tanıman senin evrimliliğini göstermektedir. Her avatar iradesini özgürce arzusu ve beklentisi doğrultusunda kullansın ama etrafındaki kişilere yani yansımalarına da aynı şekilde davranabilmeleri için hak tanısın. Evrimlilik budur. Avatar olan senin esas insan olabilmen buna bağlıdır. Özgür iradeden kastım tüm düşünce, duygu ve davranışlar içindir. Sen avatar olarak kendi iradeni, kendi arzu ve beklentilerin doğrultusunda kullanmak istiyorsun ve kullanıyorsun ya, işte karşındaki ve etrafındaki kişiler olan yansımaların da iradelerini kendi arzu ve beklentiler doğrultusunda kullanmak isteyebileceklerini, bu hakka sahip olabileceklerini unutma. Sen kendi iradeni, kendi arzun ve beklentin doğrultusunda kullanacaksın. Daha karşındakiler veya etrafındakiler, yani yansımalarında da kendi iradelerini, kendi arzu ve beklentiler doğrultusunda kullanamayacaklar ve sana tabi olarak senin arzun ve beklentin doğrultusunda mı düşünüp davranacaklar? Bu şekilde düşünüyorsan avatar olarak çok yüksek bir egoya sahipsin demektir. İşte bu durum. Tamamen evrimsizliği, yüksek egoya işaret etmektedir. Televizyondaki tüm dizi filmler bu konuyu işlemekte ve işaret etmektedir. Yansımaların kanalıyla sana bilgi olarak akmakta olan kozmik akım senin kendini yetiştirebilmen içindir. Sen avatar olarak çocuklarını dahi yetiştirirken özgür irade konusuna dikkat etmelisin. Vizyon manyetik alanında sen avatar olarak tek başınasın. Algılamakta olduğun herkes senin yansımandır algılamakta olduğun tüm yansımaların toplamı senin üst beni oluşturanların yansımasıdır. Yani bu vizyon manyetik alanda algıladığın her şeyin ve herkesin toplamı sensin. Eplik bilinç seviyesindeki avatar için toplum tek bir küme sayılmakta olduğundan toplumlar da birbirlerine bu konuda saygılı olmak durumundadır. Toplumu kişilerin oluşturmakta olduğunu düşünürsen toplumu oluşturmakta olan kişilerin bir toplum olabilmesi için aynı düşünce, duygu ve davranışta olması gerekmektedir. Aynı düşünce, duygu ve davranışta olmayan kişilerden oluşan bir toplumdaki kişiler birlikte olamaz, birlikte yaşayamazlar. Ancak beraber veya ayrı ayrı yaşayabilirler. Aynı düşünce, duygu ve davranışta olan kişilerin oluşturduğu toplumlar ise birlikte olurlar ve birlikte yaşayabilirler. Toplumda devlet vardır. Bu defa da devletler milletin iradesi bir olmalıdır. Devletle milletin iradesi birbirine denkse o millet o devletle birlik halinde olur ve birlikte yaşar. Devletle milletin iradesi denk değilse iradesi devletle denk olmayan toplum o devletten kopar. Bu konu kişinin yaşam programıyla ilgilidir. Kişiler beden terkinden sonra Dördüncü boyutta özgür iradeleriyle karmalarını düşünerek bir yaşam programı yaparak dinini, dilini, ırkını, milliyetini, cinsiyetini, memleketini, şehrini, semtini, mahallesini, evini ve en önemlisi anne ve babasını seçerek dünyaya gelir. Tüm bunlar onun evrim için gerekli olanlardır. Gerekli olanları üçüncü boyutta seçtiği noktada bulamazsa ya yer değiştirir veya da yeniden bir yaşam programı yapabilmek için bedenini terk eder yani ölür. Bu nedenlerle varlığın birlik bilincine ve nötr düşünceye ulaşması öngörülmektedir. Düşünce farkı. Bazı toplumlar yeni yürü yürümeye başlayan çocuğuna bile hiç karışmaz. Bazı toplumlarda ise çocuğun başına bir kaza gelmesin düşüncesiyle ona hep destek olunur. Halbuki bu düşünce ve hareketler çocuğun özgürlüğünü kısıtlar ve ona özgür iradesiyle davranabilme olanağı tanımaz. Şahsiyetini bulmasını engeller. İlk düşünce diğer kamca, ikinci düşünce ise bencilcedir. 170 Evrim şuur seviyesi Frekans Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alandaki dünyanda 3. ve dördüncü boyutların her birinde 343'er tane insanlık seviyesi vardır. Bu insanlık seviyelerinin her biri ayrı ayrı birer manyetik alandır. Bu insanlık seviyelerine evrim seviyesi denir. Kozmik yapı bir apartmana veya bir piramide benzetilirse bu yapıların her katında farklı güce sahip manyetik alanlar vardır. Bu katlara veya alanlara boyut denmektedir. Her boyutta o boyutun gücüne denk güçteki varlıklar bulunmaktadır. Bu boyutlar sen olan avatar tarafından sen bedenliyken algılanamamaktadır. Bu konu Kur'an'da gayb olarak geçmektedir. Şuur basit olarak sen olan avatarın kozmik bedenlerinin belliğidir denebilir. Sen olan avatar algılayamadığın boyutlara düşünce gücüyle ulaşabilmektesin. Düşünce gücüyle ulaşabildiğin boyutlar senin şuur seviyeni göstermektedir. Bedenliyken üst boyutlara etmeden dünyada bırakarak kozmik bedenler yardımı ile çıkabilmektedir. Sen olan avatar baygınken, derin uykudayken, narkozluyken, uyurken, gözün daldığı an, namazı hakkıyla kılarken, zikir çekerken, istareye yaptığında, semah yaparken ve meditasyon sırasında boyutlar arasında kozmik bedenlerin yardımıyla gezinmektesin. Boyut manyetik alanlarının dereceli kademelerine frekans dendiği gibi, avatarın hangi boyutun evrimine uyum sağladığının ölçüsüdür de. Sen olan avatar 3. ve dördüncü boyutu birlikte yaşayarak çoğuursal olarak bilinç olarak üst boyutlara geçmek için çalışıyorsun. Bu nedenle de kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan avatar iradesine bağlı olarak yerinde de sayabilir. 19. boyutun son frekansına varmaya, 19. boyutun son frekansına uyumlanmaya da çalışıyor olabilir. Bir de frekans şöyle tarif edilebilir. Sen olan avatar şu anda realite denen vizyon yaşamda verite denen hakiki yaşamdaki üst beninin kopyasısın. Bilinç olarak, şuur olarak, iradene bağlı olarak istek ve gayretle bilinçlenmeye çalışırsan devamlı olarak öz bilincinin bilincine yanaşırsın. Hakiki kozmik yapının ilk gürzünün rahman boyutunda yani 11. ve 19. boyutları arasında yaşam sürmekte olan Adlantalılar bulunmaktadır. Atlantalıların yaşam sürmekte olduğu boyutlardan her biri de kendi aralarında 343'er frekansa ayrılmıştır. Sen olan avatar hakiki kozmik yapının ilk gürzünün kopyası olan vizyon manyetik alandasın. Dolayısıyla da 3. boyuttan 19. boyutun sonuna kadar varan tüm frekansları başarıyla geçmek durumundasın. İşte şu anda avatar olarak senin ulaşmış olduğun frekansla 19. boyutun son frekansı arasındaki mesafe senin frekans yüksekliğinin derecesini göstermektedir. 171 Haç. Haç Hristiyanlıktan çok önce de kullanılan bir semboldür. Haçın yatay çizgisi herhangi bir boyuttaki evrim düzeyini gösterirken dikey kısmı da dikey evrim denen tekamüllü yani boyutlarda alttan üste doğru ilerleyişi temsil etmektedir. Örneğin avatar 3. boyutta yatay evrim olan dünya evrimini 343 basamakta tamamlayabilmektedir. Hacın yatay kısmı her boyuttaki evrimin başından sonuna kadar olan evrim durumunu temsil eder. Hakiki kozmik yapıda dünya evrimini tamamlayanlar atom kuşağının sonunda üst boyut evrimine tabi olacaklar. Yani üst boyutlara tekamül ederek bu defada tekamül ettikleri boyutun yatay evrimine tabi olacaklar. Hacın dikey kısmı varlıkların bulundukları boyutta evrimlerini tamamlayarak üst boyutlara çıkmalarını göstermektedir. Hakiki kozmik yapıda tekamül dikey dikey evrim yani boyutlarda yükseliş alt sonsuzdan üst sonsuza kadar uzanan bir yoldur. Hakiki kozmik yapıda varlık boyutlarda bedensel, şuursal ve bilinç olarak yükselir. Vizyon manyetik alandaki tekamül ise 3. boyuttan 19. boyutun sonuna kadardır. Vizyon manyetik alanda avatar kendini hep üçüncü boyuttaymış gibi algılar ama boyutlarda şuursal, bedensel ve bilinç olarak yükselmektedir. İşte hacın esas anlamı budur. Yoksa İsa'nın çakıldığı çarmıhla hiçbir ilgisi yoktur. 172 Enerji Kaynağı Hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın 19 boyutlu ilk yüzünün kopyası olan vizyon manyetik alanda bulunan sen olan avatar, Hakiki kozmik yapıda 11. ile 19. boyutlar arasında yaşam sürmekte olan Atlantalılardan birinin kopyasısın. Avatar olarak senin içinde bulunduğun vizyon manyetik alan, mutlak boyut varlıkları tarafından oluşturulmuş bir manyetik alandır. Bu manyetik alan, Betonova'da kurulmuş olan laboratuvardaki elektromikroskobik bir kübün içinde oluşturulmuştur. Laboratuvarda Atlantalı sayısı kadar elektromikroskobik küp, var ve dolayısıyla da laboratuvarda adlantalı sayısı kadar avatar yaratılmıştır. Sen olan avatarın içinde bulunduğun manyetik alan üst belinin aurasının kopyasıdır. 19 boyutlu bu vizyon manyetik alan içerisinde bulunduğunu algılamakta olduğun her şey ve herkes de senin üst belinin bedenini oluşturan hücrelerin yansımasıdır. Yani burada her şey ve herkes gerçektir ama hakiki değildir. Kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan avatar, üst boyut varlıklarının kendi yansıması olduğunu bilmeden veya düşünmeden üst boyut varlıkları arasında negatif ırklar var diye düşünebilir. Avatar negatifi kötülük olarak yorumluyorsa, şunu belirteyim ki bu vizyon manyetik alanda dünyaya ulaşabilen üst boyut varlıkları arasında sen olan avatar'a kötülük yapabilecek hiçbir ırk yoktur. Dünyaya gelebilen üst boyut varlıkları senaryo gereği sen olan avatardan daha tekamüllü varlıklardır ve sadece sana şuursal olarak üst boyutlara geçebilmen için yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. Çünkü onların tümü senin bedenini oluşturan hücrelerin yansımasıdır. Bir enerji kaynağı mesela pil düşün bu enerji kaynağında bir pozitif ve bir de negatif uç bulunur. Enerji kaynağındaki kutuplar ne iyidir ve ne de kötü. Sen de bir enerji kaynağısın. Solun negatif, sağın pozitif yük taşımaktadır. Senin solun kötü mü? Samanyolu galaksisi de bir güç kaynağıdır. Pil gibi. Bu enerji kaynağının pozitif ucunu Sirius'lular, negatif ucunu da Orionlular tutmaktadır. Dolayısıyla güç kaynağı kutbuyla senin arzu ve beklentilerine göre değerlendirdiğin negatif ve pozitif birbirine karıştırma. Çünkü senin arzu ve beklentin doğrultusunda olanları iyi güzel ve doğru olarak niteleyip buna pozitif ismi verirken arzu ve beklentin doğrultusunda olmayanları da kötü çirkin ve yanlış olarak niteleyerek buna da negatif ismini veriyorsun 173 düşünce ve olay kendi vizyon manyetik alanında tek başına bulunan avatar olan sende arzu ve beklentiler varsa hala birlik bilincine ulaşmamışsın demektir. Arzu ve beklentiler, sen olan avatarın zihninde yaşam deneyimini sağlamakta olan ikilemlerin oluşmasına neden olmaktadır. Sen olan avatar, arzu ve beklentilerin doğrultusunda olanları iyi, güzel ve doğru olarak nitelerken, arzu ve beklentilerin doğrultusuna olmayanları da kötü, çirkin ve yanlış olarak nitelersin ve arzu ve beklentilerin doğrultusuna olmayan düşünce, duygu ve davranış sahipleri olan yansımalarını suçlar, yargılar ve onlara ceza vermeye kalkarsın. Halbuki onlar senin kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Arzu ve beklentiler birliğe ulaşmamış olan avatara ikilemlerle ders veriyor. Avatar olarak sen bir şey düşünürsün, o düşünce yoğun olarak düşündükçe ona kendinden enerji vermiş olursun. Enerji verdiğin düşüncen duygun haline gelir duygu haline gelen düşünce de bu vizyon olan realitede realite yaşamda ortam varlık ve olay olarak karşına çıkar. Karşına çıkan olay arzu ve beklentin doğrultusunda değilse, olayın kaynağı olan yansımalarını suçlarsın, yargılarsın ve onlara ceza vermeye kalkarsın. Avatar olarak sen hala heplik bilincindeysen ve algılamakta olduğun yansımalarını teker teker birer varlık olarak görüyorsan sen farkında olmasan bile karşına çıkan ortam, varlık ve olayları sen kendini yetiştirebilmek için yaratıyorsun. Bunu idrak etmelisin. Bu aşamada yaratmış olduğun varlıkların yani yaratmış olduğun olayın kaynağı olan kişilerin de senin gibi özgür iradeye sahip olduklarını ve onların da kendi düşüncelerine göre ve arzu ve beklentileri doğrultusunda hareket etmekte olduklarını kabullenmelisin. Halbuki yansımaların senin düşüncelerini rol icabı yerine getirirler. Avatar olarak sen heplik bilincinden kurtulup yaratılış bilinç seviyesine ulaşınca her düşüncünü, düşündüğünü kendin yarattığını öğrenirsin. Sen olan avatar arzu ve beklentilerden kurtulunca da devamında ikilemlerden kurtulmuş ve birlik bilincine ulaşmış olursun. Bu durumda da ne iyi, güzel ve doğru ve ne de kötü, çirkin ve yanlış kalır. O andan itibaren hiçbir kimseyi suçlamaz, yargılamazsın ve ceza vermeye kalkmazsın. Bu nedenle suçlamak, yargılamak ve ceza vermek insanca değildir diyorum. 174. 20. Boyutun Özelliği Hakiki kozmik yapı olan Alfonova'da boyutlar sonsuz sayıdadır. Hakiki kozmik yapı olan Alfonova'da kozmik yapı yani kürs dürülerek tek hücreli bitkiye dönüşür ve devamla ot, çiçek, kalın yapraklı ağaç ve ince yapraklı ağaç olur. İşte yapraklı ağaç dürülerek ince yapraklı ağaç, dürülerek tek hücreli hayvana dönüşür ve devamında böcek, kuş, dört ayaklı hayvan, primat öncesi hayvan, kuyruklu primat, kuyruksuz primat, dünya insanı, 5. boyut insanı, nokta nokta nokta, 19. boyut insanı olur. 19. boyut insanı da dürülerek tek bir hücre halinde 20. boyuta geçer. Bu nedenle hakiki kozmik yapı olan Alfa dünya insanı kozmik bedenleriyle dahi olsa 20. boyuta geçemez. Çünkü 20. boyut başka bir sistemin boyutudur. 19. boyut Gürs sisteminin son boyutudur. 20. boyut ise 1800 Gürs'ün oluşturduğu Kürs'ün başlangıç boyutudur. Her bir avatar için vizyon manyetik alan ise Betonova'daki laboratuvarda bulunan küpçüklerin içindedir. Avatar bu küpçükten ancak içinde bulunduğu vizyon manyetik alanın 19 boyutunun son frekansının doyumunu sağladığı takdirde veya da vizyon manyetik alan kapandığında çıkabilir. 19. boyuta kadar olan insanlar küçük farklılıklarla 3. boyut insana benzemektedir fakat 19. boyuttan sonraki boyutlarda yaşam sürmekte olan varlıkların formları farklıdır. Onlar 3. boyut varlığını görüp de beğenebileceği güzelliklere sahip varlıklardır. Ama onlar cüsse ve görünüş bakımından birinci güz varlıklarından çok farklıdır. Sen olan Avatar, hakiki Alfonova'nın 19 boyutlu ilk yüzünün kopyası olan vizyon manyetik alanda bulunuyorsun. Sen olan Avatar, şuursal olarak yani kozmik bedenlerin yardımıyla bu vizyon manyetik alanın 19. boyutunun son frekansına kadar çıkabilme şansına sahipsin. Ama bu vizyon manyetik alan sadece bir yüzle gür, gür, ve 19 boyutla sınırlıdır. Bu nedenle sen olan avatar kozmik bedenlerle ancak 19. boyutun sonuna kadar gidebiliyorsun. Toplumu sevmek, avatar olarak sen tüm kozmik yapı ve varlıkların senin yansıman olduğunu bilemeden Bugün sadece içinde bulunduğun toplumu seviyorsan ve diğer toplumlara öteki olarak düşünüp sevmiyorsan sen bir sonraki ömründe büyük bir ihtimalle o sevemediğin toplumda veya toplumların birinde doğarsın. Dolayısıyla bu defa da önceden yaşamış olduğun toplumu öteki olarak görür ve sevmezsin. Böylece ta ki birlik bilincine ulaşıncaya kadar yetişmek durumunda kalırsın. 175 boyutlar arası iletişim. Kozmik yapıyı bir piramide benzetirsen, piramidin her bir katı bir boyutu temsil etmektedir. Tüm piramit anı eşit kullanmaktadır. Yani an her boyutta aynı andır fakat bu an mekanları birbirleriyle kıyaslarsan mekan hızına göre değişim göstermektedir. Mekan hızı az olan mekanlarda an süresi çok, mekan hızı çok olan mekanlarda ise an süresi az olur. Mekan hızı boyut frekanslarında veya boyutlarda üste çıkıldıkça hızlanmaktadır. Her bir mekanda mekan ve form hızı eşit olmalıdır. Her bir mekanda yaşam sürmekte olan varlıklar yaşam sürdükleri mekan hızına uyumlu olduklarından her mekan anı eşit kullanmaktadır denir. A'nın hız farkı birçok mekan birbirleriyle kıyaslandığı an ortaya çıkmaktadır. Her bir boyutu bir koşu bandına benzetirsen piramidin en altındaki kattaki koşu bandı en yavaş hareket eden banttır. Piramitten üste doğru çıkıldıkça koşu bandı hızlanmaktadır. Bu durumda da her boyutun uzay ağını farklı olur. Buna bağlı olarak da uçan dairelerin hızları da buna göre fırlatıldıkları mekan hızına denktir. Bu nedenle uçan dairelerin hızları senin gözünün göremeyeceği hızdadır. Uçan daireler ana gemiyle sen olan avatarın içinde bulunduğu vizyon manyetik alanındaki dünyana gelseler ve uçan daireler dünya toprağına inseler ana gemi ve uçan daireler hangi boyuttan gelmişlerse o boyutun manyetik alan gücüne ve frekans frekansına tabi olduklarından dünyanın o boyutuna inmiş olacaklarından yani üst boyut varlıkları 5. boyuttan senin dünyana gelmişlerse hiçbir ayarlama yapamadıkları takdirde yine senin dünyanın beşinci boyutuna inmiş olurlar. Bu durumda senin için algılanamaz durumda olurlar. Yani sen onları kesinlikle göremezsin, algılayamazsın. Ana gemi ve uçan daireler kendi teknolojileri gereği güçlerine senin bulunduğun üçüncü boyut gücüne indirdikleri anda senin için görünür olurlar. Bu görünüm ise frekansa bağlıdır. Ana gemi ve uçağın daireler kendi boyut manyetik alanlarını senin üçüncü boyutuna uyumlasalar dahi hangi frekansta olurlarsa o frekansa sahip varlıklar tarafından görülebileceklerdir. Uçağın daireler istedikleri an frekanslarını değiştirirler ve o frekanstaki varlıkların algı sınırlarından çıkmış olurlar. Yan yana duran iki kişiden birine görünüp birine görünmemeleri veya birine görünürken diğerine yıldız olarak yansımaları frekans uyumu ve uyumsuzluğu nedeniyledir. Ana gemiler veya uçan daireler sana görünür durumda olsalar dahi ana gemi veya uçan dairelerin iç mekanı içindeki üst boyut varlıklarının geldikleri boyutun frekansını taşımaktadır. Yani o boyutun gücünü muhafaza ederler. Bu nedenle de başka boyuttan gelmiş olan üst boyut varlıkları bedenlerine teknolojik hiçbir işlem yapmadıkları takdirde uçan dairelerinden çıkıp bedensel olarak senin üçüncü boyutunda bulunamazlar. Ana gemiler uçan daireler ve içlerindeki üst boyut varlıkları geldikleri boyutun gücünü taşıdıklarından sen bedensel olarak ana gemi veya uçan dairelerin içinde bulunabilsen dahi ana gemi veya uçan dairelerin içinde bulunan üst boyut varlıklarıyla bedensel olarak iletişim kuramaz. Ana gemi ve uçan dairelerin içindeki iletişimler senin kozmik bedenlerin sayesinde gerçekleşmektedir. Sen üst boyut varlıklarıyla telepatik iletişim kurabilirsin. Bu telepatik iletişim güçlü bir dürtü yaratarak da gerçekleşebilir. Metalik ses iletişimiyle de gerçekleşebilmektedir. Bunların tümü de beyinden beyine düşünce aktarımıdır. Beyinden nokta halinde çıkan düşünce ortama gittikçe büyüyen bir küre olarak yayılmaktadır. Piramit Piramitler bugün hala gizemini korumaktadır. Yapılan çalışmalarda piramitlerin sayılamayacak kadar özellik taşımakta oldukları bilim adamlarınca açıklanmaktadır. Bulunan bilgilere birkaç tane de ben eklemek istiyorum. Varlık veya maddelerin şeklini nasıl düşünürsen düşün. Aslında tümü de birer piramittir. Kozmik yapının ve canlıların yapısı, uzay anı, varlıkların evrimleri, varlıkların evrimlerini tamamladıktan sonra bir üst yaşam manyetik alanına yükselmeleri, yaşam sırasında bir üst manyetik yaşam alanına geçebilme, varlıkların bir yerden başka bir yere ışınlanması, iç ve dış uzay piramitle açıklanabilir.